Sesli Kitap 1984 Yazan George Orwell Üçüncü kısım, üçüncü bölüm Yeniden bütünlenmen üç aşamadan oluşuyor, dedi O'Brien. Öğrenme, kavrama ve kabullenme. Artık ikinci aşamaya geçmenin vakti geldi. Winston yine sırt üstü dümdüz yatıyordu. Ama kayışları biraz gevşetilmişti. Hala yatağa bağlı olmakla birlikte dizlerini biraz kıpırdatabiliyor, başını sağa sola çevirebiliyor, kollarını dirsekten kaldırabiliyordu. Kadran da eskisi kadar korkutucu değildi artık. Çabuk ve zekice cevaplar verdiğinde acıdan kurtuluyordu. O'Brien, kadranın kolunu ancak Winston aptallık ettiği zaman kaldırıyordu. Bazen bütün bir oturum boyunca kadranın hiç kalkmadığı bile oluyordu. Winston kaç oturum olduğunu hatırlamıyordu. Sorgulamanın tamamı uzun, belirsiz bir zamana, belki birkaç haftaya yayılmıştı. Bazen günlerce, bazen de sadece bir iki saat ara veriliyordu. Orada yatarken, dedi O'Brien, hep Sevgi Bakanlığı'nın sana neden bu kadar zaman ayırdığını, seninle neden bu kadar uğraştığını merak ettin ve hatta bana sordun bile. Aslında aynı soru sen özgürken de kafanda dönüp duruyordu. Yaşadığın toplumun işleyişini kavruyor ama altında yatan dürtüleri kavrayamıyordun. Günlüğüne ne yazdığını hatırlıyor musun? Nasılını anlıyorum, nedenini anlamıyorum. Nedenini düşündüğün zaman aklından şüphe etmiştin. Kitabı, Goldstein'in kitabını okudun, en azından bazı bölümlerini okumuşsundur. Bilmediğin bir şey var mıydı kitapta? Siz okudunuz mu? Dedi Winston. O kitabı yazan benim. Aslında yazılmasına katkıda bulundum. Bilirsin, hiçbir kitap tek başına yazılmaz. Peki, bu kitapta yazanlar doğru mu? Tanımlamalar doğru. Ortaya koyduğu program ise tam anlamıyla çöp. Bilginin gizliden gizliye birikmesi, bilinçlenmenin giderek yaygınlaşması, en sonunda da proletaryanın ayaklanması, partinin iktidardan alınması. Bunları söyleyeceğini sen de kestirmiştin. Hepsi saçma. Proleterler 1.000 yılda, 1.000.000 yılda geçse asla ayaklanmazlar. Ayaklanmazlar, nedenini söylememe gerek yok. Sen biliyorsun zaten. Şiddetli bir başkaldırının hayalini kuruyorsan sil at kafandan. Partinin alaşağı edilmesi imkansız. Parti egemenliği sonsuza dek sürecek. Bunu iyice kafana sok. Yatağa biraz daha yaklaştı. Partinin egemenliği sonsuza dek sürecek diye tekrarladı. Sonra da Winston sessiz sessiz dururken, şimdi gelelim nasıl ve neden sorununa. Partinin iktidarını nasıl koruduğunu çok iyi biliyorsun, diye ekledi. Sen bana iktidara neden sımsıkı sarıldığımızı söyle. Bizi buna yönelten dürtü ne? İktidarı neden bu kadar çok istiyoruz? Söyle bakalım. Winston yine de kısa bir süre sessiz kaldı. Kendini yorgun hissediyordu. O'Brien'in yüzünde yine o kendini kaybetmenin çılgınca parıltısı belirmişti. O'Brien'in ne diyeceğini biliyordu. Parti, iktidarı kendi çıkarları için değil, çoğunluğun iyiliği için istiyordu. Parti iktidarda olmak istiyordu çünkü halk kitleleri özgürlüğü kaldıramayan ya da gerçekle yüzleşemeyen, dolayısıyla kendilerinden güçlü birileri tarafından yönetilmesi ve sistemli bir biçimde aldatılması gereken zayıf, korkak mahluklardı. İnsanlar özgürlük ile mutluluk arasında seçim yapmak zorundaydı ve büyük çoğunluk mutluluğu seçiyordu. Parti, zayıfların sonsuza dek koruyucusu, iyilik için kötülüğe başvuran, başkalarının mutluluğu için kendi mutluluğunu kurban eden, kendini bu yola adamış bir cemaatti. Ama işin korkunç yanı, O'Brien'in bütün bunları inanarak söyleyecek olması, diye düşündü Winston. Yüzünde görebilirdiniz bunu. O'Brien her şeyi biliyordu.
dünyanın aslında nasıl bir yer olduğunu, kitlelerin ne kadar aşağılayıcı koşullarda yaşadıklarını, partinin onları hangi yalanlar ve barbarlıklarla o koşullarda tuttuğunu Winston'dan çok daha iyi biliyordu. Her şeyi kavramış, her şeyi tartıp değerlendirmiş olmasına rağmen hiçbir şey fark etmemişti. En sonunda ulaşılacak hedef her şeyi haklı kılıyordu. Senin görüşlerini sonuna kadar dinledikten sonra kendi bildiğini okumakta direten, senden daha zeki bir deliye karşı ne yapabilirsin ki diye düşündü. Bizi bizim iyiliğimiz için yönetiyorsunuz dedi belli belirsiz bir sesle. İnsanların kendi kendilerini yönetemeyeceklerine inanıyorsunuz. Bu yüzden. Daha sözünü bitiremeden neredeyse ağlayacaktı. Aniden bir acı saplanmıştı bedenine. O'Brien kolu kaldırmış, ibreyi 35'e yükseltmişti. Çok aptalcaydı Winston, çok aptalca dedi. Bu kadar aptallığı beklemezdim senden. Çok daha akıllıca bir cevap verebilirdin. Kolu geri çekip konuşmaya devam etti. Sorumun cevabı neydi söyleyeyim sana. Şöyle ki, parti iktidarda olmayı yalnız kendi çıkarı için istiyor. Başkalarının iyiliği bizim umurumuzda değil. Bizi ilgilendiren yalnız iktidardır. Servet, lüks, uzun yaşamak ya da mutluluk değil, yalnızca iktidar, salt iktidar. Salt iktidarın ne demek olduğunu birazdan anlayacaksın. Bizi geçmişteki tüm oligarşilerden farklı kılan ne yaptığımızı biliyor olmamızdır. Onların hepsi hatta bize benzeyenler bile korkak ve ikiyüzlüydü. Alman Nazilerinin ve Rus komünistlerinin yöntemleri bizim yöntemlerimize çok yakındı. Ama onlar kendi dürtülerini tanımayı hiçbir zaman göze alamadılar. İktidarı zorunlu olarak ve belirli bir süre için ele geçirdiklerini, yolun sonunda da insanların özgür ve eşit olacakları bir cennetin beklediğini söylüyorlar. Dahası belki de buna inanıyorlardı bile. Ama biz öyle değiliz. Hiç kimse iktidarı sonradan bırakmak amacıyla ele geçirmez. İktidar bir araç değil, bir amaçtır. Kimse devrimi korumak için diktatörlük kurmaz. Diktatörlük kurmak için devrim yapar. Zulmün amacı zulümdür. İşkencenin amacı işkencedir. İktidarın amacı iktidardır. Kimse devrimi korumak için diktatörlük kurmaz. Diktatörlük kurmak için devrim yapar. Zulmün amacı zulümdür. İşkencenin amacı işkencedir. İktidarın amacı iktidardır. Şimdi anlamaya başladın mı? Winston daha önce de olduğu gibi O'Brien'in yüzünün ne kadar yorgun olduğunu fark ederek şaşırdı. Aslında bu güçlü, tombul ve acımasız bir yüzdü. Bu yüzdeki zeka ve kontrollü tutku karşısında kendini hep çaresiz hissediyordu ama yine de bir yorgunluk vardı bu yüzde. Gözlerinin altında torbalar oluşmuş, yanaklarının derisi sarkmıştı. O'Brien ona doğru eğilerek çökmüş yüzünü iyice yaklaştırdı. Yüzümün yaşlı ve yorgun olduğu geçiyor aklından, dedi. İktidardan bahsetmeme rağmen kendi bedenimin çürümesini bile engelleyemediğimi düşünüyorsun. Bireyin yalnızca bir hücre olduğunu anlayamıyor musun? Winston, hücrenin yorgunluğu organizmanın canlılığını gösterir. Tırnaklarını kesince ölüyor musun? Yataktan uzaklaştı, odanın içinde yine bir el cebinde gidip gelmeye başladı. Biz iktidarın rahipleriyiz, dedi. Tanrı iktidardır. Ama şu anda iktidar senin için bir sözcükten öte bir şey değil. Artık iktidarın ne demek olduğunu biraz öğrenmen gerekiyor. İlk kavraman gereken de iktidarın kolektif bir şey olduğu. Birey ancak birey olmaktan çıktığı sürece iktidar sahibi olabilir. Parti sloganını biliyorsun. Özgürlük köleliktir. Bunun tersinden de söylenebileceğini hiç düşündün mü? Kölelik özgürlüktür. Yalnız yani özgür olan insan her zaman yenilir. Böyledir çünkü insan yenilgilerin en büyüğü olan ölüme mahkumdur. Ama tümüyle tam anlamıyla boyun eğebildiği kimliğinden sıyrılabildiği, partiyle bütünleşip bir olabildiği zaman
güc her şeye yeter ve ölümsüz olur. Kavraman gereken ikinci şey de iktidarın insanlara hükmetmek olduğu. Bedenlere hükmetmek ama en çok da zihinlere hükmetmek. Maddeye, senin deyiminle dış gerçekliğe hükmetmek önemli değildir. Üstelik maddeye tümüyle hükmediyoruz zaten. Winston bir an için kadranı aldırmadı. Var gücüyle doğrulup oturmaya çalıştıysa da acı içinde olduğu yerde kala kaldı. Ama maddeye nasıl hükmedebilirsiniz ki? Diye bağırdı. İklime ya da yer çekim yasasına bile hükmedemiyorsunuz. Hastalığa, acıya, ölüme de. O'Brien elinin bir hareketiyle Winston'ı susturdu. Biz maddeye hükmediyoruz çünkü zihne hükmediyoruz. Gerçeklik beyindedir. Azar azar öğreneceksin Winston. Bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Görünmezlik, havaya yükselme, ne istersen. İstersen bir sabun köpüğü gibi havaya yükselebilirim. İstemiyorum çünkü bunu parti istemiyor. Doğa kanunlarıyla ilgili bu 19. yüzyıl düşüncelerini kafandan atmalısın. Doğa yasalarını biz yaparız. Ama yapamazsınız. Siz bu gezegenin bile efendisi değilsiniz. Avrasya ve Doğu Asya ne olacak? Daha oraları bile fethedemediniz. Önemsiz. Gerekirse fethederiz. Hem fethetmek bile ne fark eder ki? Bizim için varlığıyla yokluğu bir onların. Okyanusya dünyadır. Ama sizin dünya dediğiniz yer bu evrende küçücük bir nokta. İnsanoğlu da kum tanesi kadar çaresiz. Ne zamandır var ki? Milyonlarca yıl boyunca hiç kimse yaşamadı dünyada. Saçmalama. Dünya bizimle yaşıt. Bizden daha yaşlı değil. Nasıl daha yaşlı olabilir ki? İnsanoğlunun bilincinde olmadığı hiçbir şey var olamaz. Ama kayalar, insanoğlunun adını sanını duyulmamışken burada yaşamış ve soyu tükenmiş hayvanların, mamutların, mastodonların, dev sürüngenlerin kemikleriyle dolu. Sen o kemikleri gözlerinle gördün mü hiç, Winston? Görmedin elbette. Onlar 19. yüzyıl biyologlarının uydurduğu şeyler. İnsandan önce hiçbir şey yoktu. Bir gün gelip de insan yok olursa, insandan sonra da hiçbir şey olmayacak. İnsan dışında hiçbir şey yoktur. Ama tüm evren bizim dışımızda. Yıldızlara baksanıza. Bazıları 1 milyon ışık yılı uzağımızda. Onlar erişebileceğimizden çok uzakta. O'Brien umursamaz bir tavırla, ''Yıldız nedir ki?'' dedi. ''Birkaç kilometre uzakta ateş parçalarıdır. İstesek erişebiliriz yıldızlara. Hatta onları yok edebiliriz. Dünya evrenin merkezidir. Güneş ve yıldızlar dünyanın etrafında dönerler.'' Winston bir kez daha debelenerek doğrulmaya çalıştı. Bu kez hiçbir şey söylemedi. O'Brien, Winston'ın dediklerine karşı çıkarak onu cevaplar gibi devam etti. Bu belirli amaçlar için doğru olmayabilir elbette. Okyanusa açılırken ya da güneş tutulmasını önceden tahmin etmeye çalışırken, dünyanın güneşin çevresinde döndüğünü ve yıldızların milyonlarca kilometre uzakta olduğunu varsaymak çoğu zaman daha uygun olur. Ama ne fark eder? İkili bir astronomi sistemi üretmekten uzak mıyız sanıyorsun? Yıldızlar ihtiyaçlarımıza göre yakın ya da uzak olabilir. Matematikçilerimizin bu konuda yetersiz olduklarını mı sanıyorsun? Çift düşünü ne çabuk unuttun. Winston yatakta iyice küçüldü. Ne söylerse söylesin, O'Brien'in sopa gibi Winston'ın kafasına indirdiği cevabı hazırdı. Halbuki haklı olduğunu biliyordu. Hem de çok iyi biliyordu. İnsanın zihninin dışında hiçbir şeyin var olmadığı inancının yanlışlığını kanıtlamanın mutlaka bir yolu olmalıydı. Bu görüşün bir aldatmacı olduğu uzun yıllar önce kanıtlanmamış mıydı? Hatta bunun şimdi aklına gelmeyen bir adı bile vardı. Tepesinde durmuş, kendisine bakan O'Brien'in yüzünde simsice bir gülümseyiş belirdi. Metafizikten çok anlamadığını sana söylemiştim, Winston, dedi. Hatırlamaya çalıştığın sözcük tek bencilik. Ama yanlışım var. Bu tek bencilik değil. İstersen kolektif
tek bencilik diyebilirsin. Ama bu başka bir şey. Aslında tam tersi. Sonra da farklı bir ses tonuyla ekledi. Her neyse, bunların konumuzla ilgisi, hiçbir ilgisi yok. Gerçek güç, uğruna gece gündüz savaşmamız gereken güç, nesnelere değil, insanlara hükmeden güçtür. Bir an durdu, bir kez daha geleceği parlak bir öğrenciye soru soran bir öğretmen edasıyla, "İnsan insana nasıl hükmeder, Winston?" Winston biraz düşünüp acı çektirerek dedi. İşte bu, acı çektirerek. Boyun eğmek yetmez. Acı çekmediği sürece kendi iradesine değil de senin iradene boyun eğdiğinden nasıl emin olacaksın? İktidar acı çektirmekle ve aşağılamakla olur. İktidar insanların zihinlerini darmadağın etmek, sonra da dilediğin gibi yeniden şekillendirerek bir araya getirmekle olur. Nasıl bir dünya yaratmakta olduğumuzu anlamaya başladın mı şimdi? Eski reformcuların hayal ettiği o aptal, zevk düşkünü ütopyaların tam tersi bir dünya bu. Bir dünya ki korku, ihanet ve azap dolu, ezmenin ve ezilmenin dünyası. Kendini geliştirdikçe daha az acımasız olacağına, daha da acımasız olan bir dünya. Bizim dünyamızda ilerleme, daha fazla acıya yönelmiş bir ilerleme olacak. Eski uygarlıklar ya sevgi ya da adalet üstüne kurulduklarını iddia ediyorlardı. Bizim uygarlığımız ise nefret üzerine kurulu. Bizim dünyamızda korku, öfke, zafer ve kendini aşağılama dışında başka hiçbir duyguya yer yok. Bunlardan başka her şeyi yok edeceğiz. Her şeyi. Devrim öncesinden bu yana yaşamayı sürdürmüş düşünce alışkanlıklarını zaten kırıyoruz. Çocuk ile anne baba, insan ile insan, kadın ile erkek arasındaki bağları kopardık. Artık hiç kimse karısına, çocuğuna ya da arkadaşına güvenmeyi göze alamayacak. Ama zaten ileride kimsenin karısı ve arkadaşı da olmayacak. Çocuklar tıpkı tavuğun altından alınan yumurtalar gibi doğar doğmaz annelerinden alınacaklar. Cinsellik içgüdüsü yok edilecek. Üreme, tayin kartlarının yenilenmesi gibi her yıl tekrarlanan bir formaliteden öteye gitmeyecek. Orgazmı ortadan kaldıracağız. Nörologlarımız şimdilerde bunun üzerinde çalışıyorlar. Partiye sadakat dışında sadakat diye bir şey kalmayacak. Büyük biradere duyulan sevgi dışında sevgi diye bir şey olmayacak. Düşmanı yendikten sonra atılan zafer kahkahası dışında hiçbir kahkaha atılmayacak. Sanat, edebiyat, bilim diye bir şey olmayacak. Her şeye gücümüz yettiğinde ise bilime ihtiyacımız kalmayacak. Güzellik ile çirkinlik arasında hiçbir fark olmayacak. Merak diye bir şey, yaşama sevinci diye bir şey olmayacak. Yaşamın tüm zevkleri yok edilecek. Ama şunu asla unutma ki, durmadan büyüyen ve gittikçe ustalaşıp gelişen bir iktidar sarhoşluğu her zaman var olacak, Winston. Zafer heyecanı, çaresiz düşmanı çiğneyip geçmenin coşkusu daima her an var olacak. Geleceğin resmini görmek istiyorsan, bir insan yüzüne basmış bir postal getir gözlerinin önüne, sonsuza dek. Winston'ın bir şey söylemesini bekliyormuş gibi sustu. Winston bir kez daha yatağın içinde küçülmeye çalıştı. Hiçbir şey söyleyemiyordu. Resmen kanı çekilmişti. O'Brien devam etti. Bu sonsuza dek böyle olacak, sakın unutma. Postal her zaman üstüne basacak bir insan yüzü bulacak. Her zaman yenilgiye uğratılacak, aşağılanacak bir sapkın, bir toplum düşmanı olacak. Elimize düştüğünden beri başına gelen her şeyi sürüp gidecek, hem de daha da şiddetlenerek. Casusluk, ihanetler, tutuklamalar, işkenceler, idamlar, ortadan kaybolmalar durmadan sürüp gidecek. Bir zafer dünyası olduğu kadar bir terör dünyası olacak bu dünya. Parti ne kadar güçlenirse o da bir o kadar hoşgörüsüzleşecek. Muhalefet zayıfladıkça zorbalık artacak. Goldstein ve onu izleyen sapkınlar sonsuza dek yaşayacaklar. Her gün, her dakika yenilgiye uğratılacak, aşağılanacak, alay edilecek, yüzlerine tükürülecek,
ama yine de hayatta kalacaklar. Seninle 7 yıldır oynadığım bu oyun her defasında daha da kurnazca nesiller boyunca yine yeniden oynanacak. Sapkınlar burada her zaman merhamet dileyecek. Kırılmış, aşağılanmış olarak acı içinde bağıracaklar ve en sonunda bin pişman, kendilerinden arınmış olarak kendi istekleriyle ayaklarımıza kapanacaklar. Hazırlamakta olduğumuz dünya bu işte. Winston, yenilgiden yenilgiye, zaferden zafere koşulan, iktidarı durmadan daha güçlü, daha baskın, daha şiddetli kılan bir dünya bu. Bu dünyanın nasıl bir yer olduğunu anlamaya başladığını görüyorum. Ama sonunda anlamanın da ötesine geçerek bu dünyayı kabullenecek, bağrına basacak ve onun bir parçası olacaksın. Winston konuşacak kadar da olsa toparlanmıştı. Yapamazsınız, dedi bitkin bir halde. Ne demek istedin Winston? Az önce anlattığınız gibi bir dünya yaratamazsınız. Bu ancak bir hayal olabilir. Mümkün değil. Neden? Korku, nefret ve zulme dayanan bir uygarlık kurulamaz. Böyle bir uygarlık varlığını sürdüremez. Neden sürdüremesin ki? Dayanıksız olur, dağılır gider. Kendi kendini yok eder. Saçma. Nefretin sevgiden daha zahmetli olduğunu düşüncesinin etkisindesin. Niye öyle olması gereksin ki? Hem öyle olsa bile ne değişir? Diyelim ki kendimizi daha çabuk tüketmeyi seçtik. Varsayalım ki insan yaşamının temposunu o kadar hızlandırdık ki insanlar 30 yaşında yaşlanmaya başladılar. Ne fark eder? Bireyin ölümü ölüm değildir. Bunu anlayamıyor musun? Parti ölümsüzdür. O'Brien sesinin tonu Winston'ı yine çaresiz bırakmıştı. Üstelik karşı koymakta ısrarcı olsa O'Brien'in yine kadranın kolunu kaldıracağından korkuyordu. Ama yine de sessiz kalamadı. O'Brien'in söyledikleri karşısında kapıldığı dehşet ifade edemese de zar zor da olsa inandırıcı olmaya çalışmadan saldırısını sürdürüyordu. Bilemiyorum. Umurumda değil. Nasıl olacağını bilmiyorum ama başaramayacaksınız. Eninde sonunda yenileceksiniz. Hayat sizi yere çalacak. Biz hayatı her düzeyde hakimiyetimiz altında tutuyoruz Winston. Sen insan doğası diye bir şey olduğuna inanıyorsun. Üstelik bunun bizim yaptıklarımızı isyan ederek karşımıza dikileceğini sanıyorsun. Oysa insanın doğasını biz yaratıyoruz. İnsanoğlu her yöne çekilebilir. Yoksa yine proleterler ya da kölelerin ayaklanarak bizi yıkacaklarını düşünmeye mi başladın? Çıkar at bunu zihninden. Onlar hayvanlar gibi yardıma muhtaçtırlar. İnsanlık partidir. Diğerleri insan bile sayılmaz. Boşver. Umurumda değil. Sonunda sizi alaşağı edecekler. Eninde sonunda sizin ne olduğunuzu anlayacaklar. O zaman sizi paramparça edecekler. Bunun böyle olacağına dair bir kanıt gördün mü hiç? Ya da böyle olması gerektiğine dair bir neden? Hayır. Yalnızca böyle olacağına inanıyorum. Başarısız olacağınızı biliyorum. Evrende bir şey var, bilemiyorum. Hiçbir zaman yenemeyeceğiniz bir ruh, bir prensip. Tanrı'ya inanıyor musun Winston? Hayır. O zaman bizi yeneceğini söylediğin bu prensip nedir? Bilmiyorum. İnsan ruhu. Peki, sen kendini insan olarak görüyor musun? Evet. Eğer sen bir insansan Winston, şunu bil ki son insansın. Soyun tükendi, yerini biz aldık. Yalnız kaldığının farkında mısın? Sen tarihin dışındasın, yoksun. Tavrı değişmiş, daha da sertleşmişti. Yalanlarımız ve zalimliklerimizden dolayı kendini ahlaki olarak bizden üstün görüyorsun değil mi? Evet, kendimi sizden üstün görüyorum. O'Brien konuşmadı. Başka iki ses daha vardı konuşan. Winston bir süre sonra bu seslerden birinin kendi sesi olduğunu fark etti. Kardeşlik örgütüne yazıldığı gece O'Brien'le yaptığı konuşmanın ses bandıydı bu.
konuşmada yalan söyleyeceğine, hırsızlık, sahtekarlık yapacağına, adam öldüreceğine, insanları uyuşturucu kullanmaya ve fuhuşa özendireceğine, cinsel yolla bulaşılan hastalıkların yayılmasını sağlayacağına, gerekirse bir çocuğun yüzüne kezzap atacağına söz veriyordu. O'Brien bu gösteriye pek de gerek olmadığını belirtmek istercesine sabırsızca bir el hareketi yaptı. Sonra bir düğmeyi çevirdi ve sesler kesildi. "Kalk o yataktan," dedi. Kayışlar gevşemişti. Winston yataktan indi, ayakta güçlükle duruyordu. "Sen son insansın," dedi O'Brien. "İnsan ruhunun savunucusu. Şimdi kendini olduğun gibi gör bakalım. Soyun." Winston tulumunu tutan ipi çözdü. Tulumunun fermuarı çoktan sökülüp alınmıştı. Tutuklandığından beri üstündeki giysiyi çıkarıp çıkarmadığını hatırlamıyordu. Tulumun içinden iç çamaşır demek için bin şahit isteyen, sapsarı olmuş, kirli parçalara sarılı bedeni ortaya çıktı. Üstündekileri yere atarken odanın karşı tarafında üç kanatlı bir ayna olduğunu fark etti. Aynaya doğru giderken birden durdu, istemsizce bir çığlık attı. "Git," dedi O'Brien. "Aynanın kanatlar arasında dur. Kendini yandan gör." Winston korktuğu için durmuştu. Eğilmiş, grileşmiş, iskelet gibi görünen bir şey ona doğru geliyordu. Korkmasının nedeni yalnızca bu yaratığın kendisi olduğunu bilmesi değil, aynı zamanda görünüşünün gerçekten korkunç olmasıydı. Aynaya biraz daha yaklaştı. Yaratığın yüzü eğik durduğu için uzamış görünüyordu. Ağlak, avurtları çökmüş, hapishane kaçkını bir surat, kelleşen, çıkık bir alın, çarpıtılmış bir burun, vahşi ve korkak korkak bakan gözler. Yüzü kırış kırış olmuş, ağzı sanki içine göçmüştü. Bu yüz kesinlikle kendi yüzüydü ama yüzü iç dünyasından çok daha fazla değişmişti sanki. Besbelli, içinden geçenleri yansıtmayacaktı artık. Kafası kısmen kelleşmişti. Önce saçlarının kırlaşmış olduğunu sandı. Halbuki kırlaşan yalnızca kafa derisiydi. Uzun zamandır biriken kirden, elleri ve yüzü dışında tüm bedeni grimsi bir renge bürünmüştü. Kir tabakasının altından kimi yerlerde yara izleri gözü çarpıyordu. Ayak bileğindeki varis çıbanı irinli bir yaraya dönüşmüş, derisi pul pul olmuştu. Ama asıl korkutucu olan şey aşırı derecede zayıflamış olmasıydı. Bacakları o kadar incelmişti ki dizleri baldırlarından daha kalın görünüyordu. O'Brien'in kendisini bir de yandan görmesini söylerken ne demek istediğini şimdi anlıyordu. Omurgası şaşırtıcı derecede eğilmişti. İncecik omuzları öne düşmüş, kamburu çıktığı için de göğüs içeri göçmüştü. İncecik boynu kafasının ağırlığı altındaki kırılacak gibi duruyordu. Onu gören ölümcül bir hastalığa yakalanmış 60 yaşında bir adam sanırdı. Yüzümün, yani bir iç parti üyesinin yüzünün yaşlı ve yorgun göründüğünü düşünmüştün, dedi O'Brien. Kendi yüzün için ne düşünüyorsun? Winston'ı omzundan tuttuğu gibi kendine doğru çevirdi. Şu haline bir bak, dedi. Şu bedenine bir bak. Tepeden tırnağa pislik içindesin. Şu ayak parmaklarının arasındaki kirlere bak. Bacağındaki şu mide bulandırıcı yaraya bir bak. İğrenç koktuğunun farkında mısın? Belki de artık fark etmiyorsundur. Yürüyen ölü gibisin. Görebiliyor musun? Pazını baş parmağım ile işaret parmağımın arasında tutabiliyorum. Boynun ipince kalmış. Bir sıksam kopacak gibi. Elimize düştüğünden beri 25 kilo verdiğini biliyor musun? Saçların avuç avuç dökülüyor. Bak, uzanıp saçın asıldı ve bir tutam saç elinde kaldı. Aç bakayım ağzını. 9, 10, 11, evet 11 dişin kalmış. Bize geldiğinde kaç dişin vardı peki? Kalanlar da ha döküldü, ha dökülecek. Bak. Winston ön dişlerinden birini güçlü parmaklarıyla tutup asıldı. Winston çenesinde ani bir acı hissetti. O'Brien sallanan dişi kökünden söküp almıştı. Dişi hücrenin bir köşesine attı.
Çürüyorsun, dedi. Parça parça dökülüyorsun. Sen ne misin? Tam bir pislik torbası. Şimdi dön arkanı da yeniden bak şu aynaya. Aynada sana bakan şeyi görüyor musun? Bu son insan işte. Sen insansan, insanlık da bu işte. Şimdi giy şu giysilerini. Winston yavaş hareketlerle giyinmeye başladı. Şimdiye kadar ne kadar zayıf ve güçsüz olduğunu fark etmemişti. Zihnini kurcalayan tek bir düşünce vardı. Burada sandığından daha uzun bir süredir bulunuyor olmalıydı. Sonra aniden o leş gibi olmuş, paçavralara yeniden sarılırken harabeye dönmüş bedenine bakıp yüreği parçalandı. Ne yaptığını farkında olmadan yatağın yanındaki küçük tabureye oturup gözyaşlarına boğuldu. Çiğ ışığın altında pislik içindeki iç çamaşırlarıyla mumyaya dönmüştü. Orada öylece oturmuş ağlarken ne kadar çirkin olduğunun da farkındaydı ama ağlaması durmuyordu. O'Brien neredeyse nezaketle elini omzuna koydu. Hep böyle sürecek değil ya, dedi. Bu durumdan istediğin zaman kurtulabilirsin. Her şey sana bağlı. Winston hıçkırarak, siz yaptınız, dedi. Beni bu hale siz düşürdünüz. Hayır Winston, kendini bu hale düşüren sensin. Partinin karşısına dikilmeye karar verdiğin an böyle olma ihtimalini de kabullenmiştin. O ilk hareketin içinde bunların tümü vardı. Önceden bilmediğin hiçbir şey gelmedi başına. Bir an durup sonra devam etti. Seni yendik Winston, mahvettik seni. Bedeninin ne hale geldiğini gördün. Zihnin de aynı durumda. Onurun çiğnendi, tekmelendin, sopa yedin, küfür işittin, acıyla bağırdın, kendi kanın ve kusmuğunun içinde yerlerde süründün. Ama diledin, herkesi ihbar ettin, bildiğin her şeyi söyledin. Bir insan daha ne kadar küçük düşebilir ki? Gözlerinden hala yaşlar gelmesine rağmen Winston artık ağlamıyordu. Başını kaldırıp O'Brien'a baktı. Julia'ya ihanet etmedim, dedi. O'Brien tedirgin bir biçimde ona baktı. Evet, dedi. Evet, çok haklısın. Julia'ya ihanet etmedin. Winston, O'Brien'a duyduğu o garip saygıyı, o hiçbir şeyin yok edemediği saygıyı bir kez daha hissetti yüreğinde. Ne kadar zeki diye geçirdi aklından. Ne kadar zeki. O'Brien'in kendisine söyleneni anlamadığı olmamıştı hiçbir zaman. Herhangi biri hiç tereddüt etmeden Julia'ya ihanet ettiğini söylerdi. İşkence altında söylemedikleri bir şey kalmış mıydı sanki? Julia hakkında bildiği her şeyi söylemişti onlara. Alışkanlıklarını, karakterini, geçmişini, buluştuklarında neler yaptıklarını, birbirlerine neler söylediklerini, kara borsadan aldıkları yiyecekleri, yasa dışı sevişmelerini, partiye karşı gizliden gizliye kurdukları komploları, her şey tüm detaylarıyla anlatmıştı. Ama yine de kendi anladığı anlamda ihanet etmemişti ona. Onu sevmekten hiç vazgeçmemişti. Ona karşı hisleri hiç değişmemişti. O'Brien, Winston'ın ne demek istediğini açıklamaya gerek kalmadan hemen anlatmıştı. Söyler misiniz, dedi Winston. Beni ne zaman kurşuna dizerler? Belki çok sonra, dedi O'Brien. Sen zor bir vakasın ama umudunu yitirme. Eninde sonunda herkes tedavi edilir. Ondan sonra da kurşuna dizeriz.